Sayın Cevdet, Suriye'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Çünkü siz Suriye'yi çok çok yakından bilen, takip eden, hatta kimi politikaları uygulayan deneyimli bir diplomatsınız. Suriye'de ne zaman göçmenler geri dönecekleri bir ortam bulurlar sizce? Bir grup Arap devletlerinin ve altını çiziyorum, sadece bir grup Arap devletinin Esad rejimiyle uzlaşmasının aksine Birleşik Devletler oradaki durumu değiştirmeye çalışmak için herhangi bir çabadan tamamen vazgeçmedikçe Suriye ihtilafında herhangi bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum. Yakın gelecekte böyle bir durum pek olası gözükmüyor. Bir diğer olasılıksa ABD'nin Rusya'ya bir uzlaşmayı kabul etmesi için baskı yaparak daha etkili bir rol oynaması. Rusya Devlet Başkanı Putin'i 2019 Mayıs'ında Soçi'de Suriye'deki anlaşmazlığı çözmesi için bir teklifte bulunduk. Fakat o masaya koyduğumuz teklifi kabul etmedi. Temel sorun Suriye'de muhtemelen 650 binden fazla insanın öldüğü ve nüfusun yarısından fazlasının Türkiye'de mülteci olarak evlerinden sürüldüğü korkunç bir iç çatışma olması değil. Temel sorun Türk kuvvetlerinin büyük oranda kontrol ettiği bir bölge olan Hatay il sınırının öte tarafında kalan İdlib'de bu savaşın nasıl yapıldığı. Esad'ın eylemlerinden ilham alan DEAŞ'ın yükselişi, İran'ın uzun menzilli stratejik sistemleri konuşlandırması ve güney sınırında Türkiye'ye yönelik çeşitli tehditler, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi büyük güçleri bu bölgeye çekti. Ve buna ek olarak Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahlar da Amerika, Fransa ve İngiltere'nin askeri harekatına yol açtı. Hem Suriye içindeki stratejik meseleleri hem de Esad'la nüfusunun büyük kısmı arasındaki temel mücadeleyi ele almadıkça bu çatışmaya bir çözüm bulamayız. Bu yüzden bu tarih belirleyemeyeceğimiz bir soru. Sayın Cevdet, Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 yıldır PKK'nın kardeş örgütü YPG'yi destekliyor. Hem de öyle böyle değil, hem silah yardımı hem diplomatik olarak destekliyor. Neden bunu yapıyor? Neden Türkiye gibi bir müttefiki kaybetme riskini göze alıyor sizce? Burada sorulması gereken soru, Türkiye'nin gerçekten Amerika'nın 2014'te Esad rejimine karşı savaşması için YPG'ye verdiği desteğe en başından beri karşı çıkıp çıkmadığıdır. Müslüman İlham Ahmet ve YPG'nin siyasi halkasının diğer üyeleri Ankara'da üst düzey yetkilileri ziyaret ediyorlardı. Türkiye, Kobani'de YPG'yi desteklemek için Irak Kürt peşmergelerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yeşil ışık yakmıştı. Türkiye'nin 2015 yılından itibaren iç politikasının değişmesiyle birlikte bu olaydaki tutumu ve duruşunun değiştiğini düşünüyorum. Sorun şu ki, Türkiye bu konuda duruşunu değiştirdiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda YPG ile DEAŞ'a karşı 18 aydır sürdürdüğü bir işbirliği vardı. YPG'den de Kuzeydoğu Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı başlatmayacağına dair taahhütlerimiz vardı. Bu birkaç istisna dışında bu noktaya kadar sürdürülen bir taahhüttür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmek istiyorsa başka seçeneği yok. Ve Türkiye hariç 80 uluslu koalisyon bu konuda bize destek verdi. 2015'ten sonra da bu desteği sürdürüyoruz. İşin temeli aslında bu. Sayın Cevdet, Suriye'deki gelişmeler yetmezmiş gibi son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la farklı bir ilişki geliştirdiğini görüyoruz. Hem silah yardımı hem diplomatik anlamda. Bütün bunların anlamı ne sizce? Ne oluyor orada? Yunanistan aynı zamanda bir NATO müttefiki ve Yunanistan'da özellikle Girit'te çok önemli deniz üslerimiz var. Doğu Akdeniz'deki genel NATO ve Amerikan varlığını güçlendirmek için bunu bir fırsat olarak gördük. Bu faaliyetimiz kesinlikle Türkiye'yi hedef almıyor. Türkiye'deki diğer askeri işbirliklerinde de çok yakın dayanaklarımız var. Ben bunu bir tehdit olarak görmezdim. Buradaki mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlarda kendini nerede konumlandırdığı. Genel olarak ister Kıbrıs, ister Ege, ister diğer konularda dengeli bir ara pozisyon almaya çalışıyoruz ve bu durum muhtemelen devam edecek. Son olarak bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasında dolaşan bu kara kedilerden nasıl kurtulur bu iki ülke? Nasıl düzelir ilişkiler yeniden? Good question. Bu iyi bir soru. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kaldığı ve Türkiye S-400 sistemini veya yenisini almaya devam ettiği sürece temel sorunlara bir çözüm göremiyorum. Bunlar basitçe çözemeyeceğimiz sorunlar haline geldi. Biz bu tip sorunlara donmuş meseleler adını veririz. Yapabileceğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin genellikle işbirliği içinde olduğu Kafkaslar, Karadeniz, Ukrayna, Suriye, Libya gibi bölgelere odaklanmaktır. Buralar iki ülke içinde önemli jeostratejik problemlerdir. Afganistan potansiyel olarak birlikte çalışabileceğimiz ve geçmişte de beraber işbirliği yaptığımız bir başka ülke. Yapılması gereken ikinci şey ise her iki taraftaki dezenformasyonun en aza indirilmesi.
Resmi düzeyde bu esas olarak Türk tarafından kaynaklanan bir sorunken, kamu düzeyinde bu muhtemelen Birleşik Devletler açısından daha da büyük bir sorundur. Kongre üyelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı düşünce kuruluşlarından, diğer çıkar gruplarından ve medyadan Türkiye'ye yönelik ağır ve haksız eleştiriler yapılıyor. Bunların mümkün olduğunca aza indirilmesi gerekiyor ve son olarak Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iletişim kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Bir sonraki toplantının verimli geçmesini umuyorum. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Şimdi ABD açıklama yapıyor işte müttefikimize, Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere? Kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun. Sayın Jeffrey, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.